Elhamdülillah. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resulü. Emma ba'du fe ya ibadallah. İttegullah ve adi'un. İnnallâhe ma'alledne tegavvelledne ümmuhsinûn. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَفَةَ صَدَقَ رَسُولِ اللّٰهِ فِي مَا غَالْ اَوْكَ مَا غَالْ Muhterem Müslümanlar, Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de mümini maddeten ve manen temizleyen abdest, gusül ve teyemmümü emrettikten sonra şöyle buyurmuştur. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz kılmak ve üzerindeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Okuduğum hadis-i şerifte Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Allah her türlü noksanlıktan, kusurdan münezzehtir. Davranışlarda, sözlerinde nezih olan kullarını sever. Temizdir, temiz kullarını sever. Aziz müminler, temizlik, maddi ve manevi anlamda kirden arınmak, pak ve nezih hale gelmektir. Rabbimizin bizlere emanet olarak verdiği bedeni, iman ile huzura kavuşmuş kalbi duru tutmaktır. Temizlik, hem sağlıklı bir hayatın kaynağı, hem de mümini kötülükten alıkoyan namaz gibi kıymetli bir ibadetin ön şartıdır. Kıymetli Müslümanlar, İslam maddi ve manevi her türlü temizliğe teşvik eden bir fıtrat ve hayat dinidir. Kainat daim bir yenilenme ve arınma içindedir. Yeryüzündeki bütün canlılar fıtratları gereği temiz olmaya çalışır. Ancak temizlik hususunda eşrefi mahlukat olan insanoğlunun bütün canlılar içinde ayrı bir yeri ve sorumluluğu vardır. Nitekim doğayı kirleten de temiz tutacak da olan odur. Değerli müminler, temizlik bir yönüyle maddi kirden arınmadır. Vücudumuzun sıhhati iç alemimizin huzuru temizlikte saklıdır. İnsan olmanın onuruna yakışan vücut temizliği, ağız ve diş bakımı maddi temizliğin başında yer alır. Sevgili Peygamberimiz de ümmetine zor gelmeyeceğini bilse her namaz vaktinde misvak ve ağız temizliğini emredecek kadar bu konuyu önemsemiştir. Kıymetli Müslümanlar, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hira mağarasında geçirdiği inziva döneminden sonra vahiy alarak risaletlere görevlendirildiği zaman elbiseni tertemiz tut, her türlü pislikten uzak dur emrini almıştır. Önemli olan elbiselerin eski olması değil, kirli olmamasıdır. Camilere kirli elbise ve çorapla gelmek, nahos kokularla kardeşlerimize rahatsızlık vermek doğru bir davranış değildir. Mümin hangi ortamda bulunursa bulunsun, temizliğin, zerafetin ve ferahlığın timsali olmalıdır. Allah Resulü üzerinde kirli elbiseler bulunan bir adama rastlayınca bu adam elbisesini yıkayacak bir şey bulamamış mı diye buyurmuştur. Beden ve elbise temizliğinin yanı sıra çevre temizliğine dikkat etmek, müminlere namazgah kılınan yeryüzünün tamamını temiz tutmak, dini ve insani bir görevidir. Tabiatta yüzlerce kalan ve zehir saçan plastik ve benzeri atıkları rastgele savurmak, yerine geri dönüşüm kutularını atmak, çevre ahlakına uygun davranmak, gelecek nesillerimize karşı sorumluluktur. Muhterem müminler, temizlik aynı zamanda insanın manevi kirden kurtulması anlamını taşır. Bu yönüyle temizlik, müminin İslam'la aydınlanan kalbini karanlıktan, kirden, pastan uzak tutmasıdır. Gönlünü kibir, riya, haset, yalan, cimrilik gibi hastalıklardan arındırması, tevazu, dürüstlük, cömertlik, merhamet, edep gibi güzel hasletlerle donatmasıdır.
ruhunun aynası, kalbinin tercümanı olan dilini kaba ve yüz kızartıcı sözlerden, terbiye dışı konuşmalardan, yalan ve iftiralardan beri kılmasıdır. Göz, kulak, el, ayak gibi azalarını kötülüklerden ve haramlardan korumasıdır. Her işinde helal olana yönelmesidir. Hata ve yanlışlarından tövbe ederek günah yükünden kurtulmasıdır. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, dünyada yolculuk gibi yaşayanlar, rükûa varanlar, secde edenler, iyiliği teşvik edip kötülüklerden alıkoyanlar, Allah'ın sınırlarını gözetenler, işte o müminleri müjdele. Aziz müminler, imanımızın gereği temiz ve nezih olmaktır. Dinimizin emri olan maddi ve manevi temizlik kaidelerine dikkat edelim. Ne vücudumuzu bakımsız bırakıp dağınık olalım, ne de ahiret saadetini uman müminler olarak temizliğin ve güzel ahlakın örneği olalım. Etrafımıza dış görünüşümüzle umut, söz ve davranışlarımızla huzur ve güven verelim. Temizliğimiz imanımızın delili olsun. İçimiz, dışımız, etrafımız tertemiz olsun. Kıymetli Müslümanlar, Diyanet İşleri Başkanlığımız, aziz milletimizin desteğiyle yurt içinde ve yurt dışında nice camiler inşa etmektedir. Ali Cenab milletimizin dün olduğu gibi bugün de camilerin yapımına katkı sağlayacağına olan inancımız tamdır. Yüce Rabbimizden niyazımız tertemiz bir bedenle, dupduru bir gönülle yaşam sürmek, camisiz ve cansız kalmamaktır. Ve kâle aleyhissalâtu vesselâm, ettâibü mineddenbike kemellâ dembele, estağfirullah ilazîm ve etûbü ileyh ve eş'arullah li ve lekümü tevfîk. Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ta'zimen li nebihi ve tekrimen li fekameti şani sarifi safiyyi. Fekale azze ve zelle min qailin mukbira ve amira. İnna Allah ve melâketehu yusallun alen nebi. Ya eyyühellezine aminu sallu aleyhi ve sellimu teslima. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema sallaita ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid ve barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed kema barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme nusur İslam ve Müslümin, Allahümme eyyid kelimetel hakk ve din. Allah'ım İslam ve Müslümanlara yardım et. Vatanımızı ve milletimizi her türlü tehlikeden koru. Bize dünya ve ahirette iyilik ve güzellikten ihsan eyle. Bizi, ana babamızı ve bütün müminleri bağışla. Şüphesiz sen işten ve duaları kabul edensin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani ve itâ'idil gurba ve yenhâ anil fahşâi vel münkeri vel bagî. Ya'idukum leallekum tezekkerûn. Muhakkak ki Allah adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder. Çirkin işleri, fenalığı ve azgınlığı da yasaklar. O, üstünü tutasınız diye size öğüt veriyor.